Balık sırtı modelimizin anlatımı. İstediğiniz kadar ilmek atıp yapacağınız şeye göre atkı, kırlent, koltuk şalı, ne istiyorsanız kendinize bağlı. İlk sırayı attıktan sonra düz örgü olarak başlıyoruz normalde. Hemen modeli kurmaya başlıyoruz. Düz kısmında bir tek dikkat edilecek kısım. Normalde düzü böyle örüyoruz. Ama bunda arkadan alıp iki ilmeği örüp bir tanesini serbest bırakıyoruz. Gene arkadan iki ilmek örüp bir tanesini serbest bırakıyoruz. Bütün sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Önemli olan biraz da bu örnekte biraz serbest örmemiz, sıkı örmememiz. Model daha güzel oluşuyor. İlmeği serbest bırakıyoruz. Tekrar iki ilmek alıp bir ilmeği serbest bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Görüldüğü gibi oluşuyor balık sırtımız. İki ilmek alıp çıkıp bir tanesini boşa bırakıyoruz. İki ilmek alıp çıkıp bir tanesini boşa bırakıyoruz. Sonunda da bir ilmek şişimizde kalıyor. Onu da normal örmeden geçiriyoruz. Ters kısmına gel. Balık sırtı modelimizin ters kısmını örmeye başladığımızda da normal haroşa gibi bir tek önden alıp İki ilmeğimizi birini serbest bırakıyoruz. Tekrar iki ilmek alıp birini serbest bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde. Biraz gevşek örmeyi, gevşek bırakmayı unutmayın. Yoksa örmede bayağı bir zorlanıyorsunuz. Sıra sonuna kadar iki ilmeğimizi aldık, birini boş bıraktık. İki ilmeğimizi aldık, birini boş bıraktık. Ve son ilmeğimizi normal örmeden koyduk. Modelimiz oluştu. Yapacağımız tek şey bunlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.